Böyle mi? Başkanım, tren böyle hareket yönümüz edecek. Böyle. Evet, yönümüzü böyle başkanım. Gel. Evet. Let's go. Yes, please. Merhaba, nasılsınız? Hayırlı işler. Sırada araç firması ne oluyor? Rotel. Hem Rotem hem de rayislerini de biz yapıyoruz. Ha, beraber, evet, evet, tamam. Rayam olarak rayislerini yapıyoruz. Tamam, güzel. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Müsaade edin. Nasıl yapalım? Yola çıkacağız mı? Evet başkanım. Tamam. Battal başkanım gel. Anons edelim. Evet. Buyurun başkanım. Nasıl yapalım? Siz nasıl uygun görürseniz. Yol sizde. Buyurun. Yok. Hadi bakalım. Tamam. Hazırlığımızı yapalım. Okey. Şimdi kapılar kapanacak, kapılar kapanacak, araç hareket edecek. Tamam. Hocam kapıları kapar mısın? Bir anons yapar mısın? Kapılar kapanacak, araç hareket edecek. Hareket edebiliriz başkanım. T1'e mi geçiyoruz? Hareket ediyor. Evet. Hadi bismillah. Daha önce tren sürmüş müydünüz başkanım? Bir kez daha yapmıştık, evet. Bir kez daha yapmıştık. Hadi hayırlı olsun. Hareket etti valla. İnşallah bir an önce yolcusuyla hareket eder. Evet başkanım. Dudullu Bostancı evet. Çok önemli. Yani hem Bostancı'da sahile inmesi önemli. Bir yandan Dudullu sanayi bağlantısı, işte Ümraniye'nin oradan özellikle Ataşehir'in kentsel yaşamının içini de besleyen çok önemli bir hat. Ve gerçekten denizle buluşuyor olması ve oradaki Bostancı'dan deniz yoluyla entegre bir süreci bağlantılı hale getirmiş olması çok iyi şeyler kazandıracak Anadolu yakasına. Tabii aynı zamanda Kadıköy'ü Tavşantepe'yi kesiyor. O da bir avantaj. Dolayısıyla başka hatlara da erişebilme şansı var. Yani rahatlıkla Göztepe, Ataşehir, Ümraniye hattına da kesişebilecek, bir aktarmayla ulaşabilecek pozisyonu söz konusu. Anadolu yakası için çok kıymetli. Tabii biz göreve geldiğimizde 2018 sonunda İller Bankası'ndan alınan bir ödenekle yapılmış ama ödenek de bitmiş, tamamen durmuş bir şekilde aldık %50'lerde. Şu an ve uzun süre tabii beklendi çünkü bir kaynağı yoktu. Öz kaynakla yol aldık, sıkı bir öz kaynak ayırdık buraya. Kredi işlemlerinde de son aşamaya gelindi. Kalan kısmı ile ilgili de Allah'ın izniyle süreci toparlayıp burayı bir an önce İstanbul'luya hediye etmek istiyoruz. Şu an %85 seviyelerinde bir metro hattında gidiyoruz. İstasyonları çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Örneğin teknoloji merkezi hangi istasyon? Kayışdağ istasyonunda ki orada yanlış hatırlamıyorsam 1600 metrekarelik bir kapalı alanı bir teknoloji merkezi haline getirmek istiyoruz. Kayışdağ bir üniversite kampüsüne de yakın orada değil mi? Yeditepe Üniversitesi'ne yakın. Acıbadem Üniversitesi'ne yakın. Dolayısıyla üniversite öğrencileriyle de çok iyi bir mesafede, yakınlık kurabilecek mesafede. Yani görünüyor ki bu hattımız aynı zamanda birkaç üniversiteye de Fenerbahçe Üniversitesi de çok değerli. Dolayısıyla aslında birkaç üniversiteye de böyle etkili bir ulaşım hattını kazandırmış olacağız. Mutluyuz. Zor zamanlarda bu işleri yapmak
durumunda kaldık. Hala zor zamanlarda yapıyoruz. Bir yandan pandemi, ardından ekonomik kriz sürecinin bir hafif dalgalanması ve bugün artık dalgalanmanın ötesi köpürmenin olduğu bir dönemde bu süreçleri yönetme çabası içerisindeyiz. Bunun zorluğunu en çok bu işi yapanlar bilir. Bu tür ekonomik krizler ortamında gerçekten bu işleri başarmak zordur ama zoru başarmak zorundayız. Kim için? Milletimiz için. O duyarlılıkla hareket ediyoruz. İnşallah 2022'nin sonuna bu hattı yetiştirip çok değerli bir metro hattını İstanbullulara kazandırmak arzusundayız. Metro İstanbul ulaşımının tek çözümüdür. Dolayısıyla bütün kaynaklarımızla buraya çalışmamız şart. Allah tamamını erdirsin diyelim.